Ben çıktım. Boş verin beni. Bu soruya cevap veremedim. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Çevremde hiç aşk o, kuşku kız yok. İntilerin hepsi böyle harbici. Bence Semi Cenk aktarcılık yaparmış gibi geldi bana. İlhan Polat kendi hesabından bakar. Öyle bir kırık. Youtuber olmak böyle bir şey. Çünkü. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Feride Özdinç. Bugün sizlerle birlikte O ne diyor ünlü gıybeti yapacağız. Önümde ünlülerle ilgili hazırlanmış var sayımlar var. O ne diyor anketler yapıldı. Bakalım sizin düşüncelerinizle benim düşüncelerim ne kadar uyuyor. Onu göreceğiz. O zaman ilk soruyla başlayalım. Hangisi her şeyi bitişik yazıyordur? Eneinat İlki, Dilan Polat, Demet Akalın. Ben bu soruya Dilan Polat demeyeceğim. Dilan hanımı çok seviyorum. <laughs> Her gün izliyorum storylerini. Ben bu soruya Demet Akalın demek istiyorum ya. Sanki öyle o çekiyor beni. Bakalım siz ne demişsiniz? <laughs> %2 Aleyna, %10 Dilan, %88 Demet. Siz de aynı şeyi düşünüyormuşuz. Çok takip etmiyorum normalde Demet Akalın'ı ama böyle birkaç gündemden düşüyor mesela magazinden önüme öylelikle görüyorum. Hangisi gelecekte aşk şarkısı çıkartır? Ya ben bu soruya Yeşim demek istiyorum. Çünkü Yeşim'in o vibe'ı var yani çıkarabilecek. Zaten birkaç çıkmış şarkısı da var. Evet. <laughs> Siz de Yeşim demişsiniz. Wow. Aynı düşünüyoruz ya. Gerçekten düşünce yapımız aynıymış. Süper. Hangisi yabancı filmleri Türkçe dublajlı izliyor Acaba bunların gerçek cevapları ne? Gerçekten merak ettim şu an. Sorabiliyor muyuz, öğrenebiliyor muyuz bunları? Bence Serdar Ortaç ya. Aa Seda Sayan. Wow. Siz Seda Sayan demişsiniz. Bence Serdar Ortaç ya. Öyle bir hava vermiyor mu? Neyse. <laughs> ben çıktım. Hangisinin eksine geri dönme ihtimali daha fazla? Yaren Alaca, Feride Özdinç, Merve Yalçın. <laughs> Yani bu beni neden bu kadar düşündürdü biliyor musunuz? Kendim daha yakın geliyorum biliyor musunuz? Ama siz ne dediniz çok merak ediyorum bu arada. Kendimi tanıyorum. Yaren'i de tanıyorum. Merve'yi pek tanımıyorum karakter olarak ama ben ya. Yaren yapar mı mesela? Bence Yaren yapmaz ya. Yapabilir ama. Çok dominant düşünüyor bazen. Hani çok sert oluyor ama bilmiyorum ya. <laughs> Yaren durdurur evet. Yapma kanka falan yapar ama ben barışırım. Boş verin beni. Aa Merve Alçın En fazla o söylenmiş. Bilemeyiz. Demek ki öyle olabilir. Hangisi en önce evlenir? Merve Boluğur'un evlenme ihtimali yok bence şu an. Psikoloji olarak Deliz 46 var, Merve bolur var, Enes Batur var. Enes değil bence. Yani Deliz'i de çok tanımıyorum ama evlenecek bir çocuk gibi durmuyor. Yani Merve'nin psikolojisi <laughs> biraz şey olduğu için... Ee yükselişli, inişli, çıkışlı böyle. O yüzden bence Merve. Doğru. Sizle aynı düşünmüşüz. Bence de Merve olur. Merve olur da çok seviyorum ya. Hangisi o ses Türkiye'ye katılsa birinci olmasa bile halkın sevgilisi olur. Yani bence sanki böyle cezene Burak gibi geliyor. Hep halkla iç içe bir insan ya öyle patladı. İyi niyetli ve duygusal bir insan bence Cezene. O yüzden halkın gönlünü fethedebilir diye düşünüyorum. Cezene'nin sesini hiç duymadım şarkı söylerken. Böyle biraz Duygusal türkü tarzında bir şarkı söyler diye düşünüyorum. Bakalım siz ne demişsiniz? Hmm. <laughs> siz cellat demişsiniz. Cellatın da sesi güzel. O yüzden seçim yapmış olabilirsiniz. Hangisi uzayda ilk selfie çeken Türk ünlü ünvanına sahip olur? Barış Özcan bence ya. Barış Özcan'ı çok tanımıyorum ama videoları böyle karşıma çıkıyordu. Böyle çok bilgi ama Nusret de var. Oğuzhan Uğur da olabilir ama Oğuzhan Uğur. Uzayda ilk selfie çeken Türk ünlü. Düşünmesi çok ucu açık şeyler biliyor musunuz? Uzayda ilk selfie çeken Türk ünlü. Ben bu soruya Barış Özcan diyeceğim ya. Evet. Siz de benimle aynı fikirdeymişsiniz. Çok tanımıyorum ama videoları böyle keşfetime düşüyordu. Ara ara izlediğimde tam o vibe'da bir insan sanki. Hangisi birkaç seneye sabah programı sunar? Cemalcan Seven, Tarkan Kerimcan Durmaz. Bu soru sanki böyle Cemalcanmış gibi geliyor. Tarkan sabah programı sunmaz bence. Kerimcan Kerimcan sunsa çok güzel olur. Sabah akşam izlerim. Gerçekten bu arada aşırı iyi ya. Ama ben bu soruya sizin de düşüncelerinizi düşünerek Can demek istiyorum şey Kerimcanı şey Kerimcan çok güncel olarak takip etmiyorum arkadaş ortamını ve çevresini çok bilmiyorum ama kendi stilinde insanlar olur diye düşünüyorum Çünkü daha çok sarabilir yani ben onların şeyini izlemiştim evet. futbol oynadıkları bir videoyu izlemiştim o ekip Bence o ekiple süper olur diye düşünüyorum <laughs> Bence zaten hepsinin bir araya gelip böyle şey çekmesi zaten bomba bir olay. Hareketleri, tavırları tamamen böyle özgün, değişik geliyorlar ama bence çok izletiyor kendini. Bomba gündem ne olabilir Kerimcan'ı tam dediğim gibi tanımadığım için yorum yapamıyorum şu an. Ama bir olay olacak olsa bu soruya cevap veremedim. Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Neymiş? A Kerimcanmış en çok. Ama Cemal'i de seçmişsiniz yine. Keşke sunsak ama. Kemal Can diyordum. Kerim Can. <laughs> Hangisi korku filmi izlerken gözünü kapatıyordur? Hazal Kaya, Hadise, Mustafa Ceceli. Bence Hazal Kaya ya. Oynadığı rolden dolayı bilmiyorum ama çok drama queen ya böyle. <laughs> ...falan yapabilir yani. Siz de benim gibi düşünmüşsünüz. Ama gerçek hayatında böyle olmaya da bilir. Rollerden dolayı bizim insanlar aklımızda... ...kendi karakterleriyle değil de... ...oyundaki karakterleriyle kaldığı için böyle düşünüyoruz. Gerçekten belki kapatmıyordur. Belki çok harbi bir kadındır yani. Hangisi hep başıdır? Ali Biçim, Ece Ronay, Çabihan. Ben bu soruya iki kişi arasında kalırım. Ece Ronay ya da Ali Biçim. Ali Biçim çok deli bir insan. Ece Ronay da böyle o kapasitede bir insan. Oynayabilecek, eğlenceli falan. Ece'yi de bu arada çok seviyorum. Böyle çok dominant bir kadın. Her şeyi söylüyor. Olduğu gibi. Öyle insanlara bayılıyorum. İki kişi arasında kaldım şu an. Ya Ali Biçim ya Ece Ronay. Ben bu soruyu Ali Biçim demek istiyorum. Ali Biçim yapar. Evet siz de benim gibi düşünmüşsünüz. Ali abi şaşırtmadı. <laughs> Hangisi ileride müziği bırakıp ticarete atılır? İrem Derici, Semi Cenk, Demet Akalın. İrem Derici biraz böyle dobra bir kadın o da yine. Böyle hani atılımcı böyle o ticareti yapabilecek bir insan. Bu soruya cevabım büyük ihtimalle İrem Derici olur. Düşündüğümüzde hangisi hangi işi yapar? Bence İrem Derici'den fena bir esnaf olur. Öyle bir satış yapar ki. Semi Cenk'i tanımıyorum. Çok duygusal şarkılar yapıyor. Onu biliyorum sadece. Hani karakter olarak tanımıyorum. Normalde tanıyorum. Bence Semi Cenk nedense aktarcılık yaparmış gibi geldi bana. <laughs> <laughs> Çok garip bir şekilde neden böyle bir şey düşündüm bilmiyorum ama sanki aktarcılık yaparmış gibi o, o vibe'ı verdi şu an. Demet Akalın da kesin çorap falan satardı bence. <laughs> evet sorunun cevabına bakmak istiyorum. Hangisileri de müziği bırakıp ticaret atılır? Bence İrem Derici. Aa, Semih Cenk. İşte karakter olarak bilmediğim için siz insanları çözüyorsunuz böyle izleye, izleye. Ben çözememişim demek ki. Belki gerçekten İrem Derici yapar Semih Cenk yapmaz. Bu yüzdelikler bunlar bilemeyiz. Hangisi Survivor'a katılsa ilk haftadan eve döner? Cemre olmaz, Ceren Yıldız, Ceyda Kasabalı. Yani bu soruya karakter olarak tanımıyorum. Ceyda Kasabalı dönmez gibi ama o kalır. Ya Cemre ya Ceren. Cemre'nin önceki videolarını gördüğümde Cemre biraz böyle harbi bir kız gibi böyle hani yapabilecek, koşabilecek falan ama Ceren biraz daha narin bence. Hani karakter olarak tanımıyorum. O yüzden bence Ceren diye düşünüyorum. Bakalım siz ne demişsiniz? Bir saat. Ben direkt dönerdim. Ben görüp geri dönerdim. İzliyorum mesela. Yapabilir miyim? Yaparım ama aç kalamam ben. Çok yemek yiyen bir insanım. Yemek yemeden orada durmam imkansız. Ada şartları çok zor çünkü. İzlediğinde de gözüküyor o yüzden. Bu soruya siz Ceyda Kasabalı demişsiniz. Vay ben niye böyle düşündüm acaba? Ah kolum. Hangisi ortamda okumadığı kitap için aynen çok iyi kitap diyordur? Neslihan Atagül, Hande Erçel, Fahriye Evcen. Üçü de çok güzel. Neslihan çok bambaşka bir şey ama bence. Fena bir oyunculuğu var. Kadını izlerken mesela o duygusal sahneleri onlar ona o kadar yaşatıyor ki insana böyle. Oyunculukla ne alakası var şu an bilmiyorum ama. Handa Erçel diyesim geliyor, bilmiyorum ama beni çeken şu an o. Handa Erçel demek istiyorum. Bakalım siz ne dediniz? Oha, Neslihan demişsiniz. Neslihan öyle mi duruyor ya? Bence öyle durmuyor. Neslihanı savunmak istiyorum. Hayır. Hangisi Masterchef'e şefe katılsa finale kalır. Dırın 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 dırın. Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu. Evde bir mutfakta yemek bir hayal ediyoruz. <laughs> <laughs> ah! Ah. Finale kalacak kişi, ya hepsi de yemek yaparım diyor yani anladın mı? Böyle duruyorlar. Kenan İmırzalıoğlu demek istiyorum. Sanki o kalırmış finale gibime geldi. Bir de damatlık gibi şeyler koymuşsunuz ya tam böyle. <laughs> yemek yapabilecek insanım ben diyor. Kıvanç Tatlıtuğ %41, Kenan İmirzalıoğlu %40. Tüüü! Yüzde bir farkla sizden farklı düşünmüşüm. Ama bence hepsi yapabilecek gibi duruyor bu arada. Karar vermek çok zor. Hangisi her kendi evine gidişinde Google Maps kullanıyordur? <laughs> Süper bir isim var burada şu an. Cansel Ayanoğlu, Duygu Özaslan, Ezgi Fındık. Ben bu soruya Cansel demek istiyorum. Kesinlikle Canseldir. O vibe'ı veriyor anladınız mı? Tam bir aşk okuşko ya. Hiç yok ya ben bilmiyorum. Benim çevremde hiç aşk o kız yok. Benimkilerin hepsi böyle harbici. Barbie yok. Siz de aynı fikirdeymişsiniz. Bu kolaydı mesela. Hangisi kurgu olayları yaşanmış gibi paylaşıyordur? Kafalar, Rayman, Ruhi Çenet. Bu üçünün de ne yaptığını tam bilmiyorum. Takip etmediğim için. Hani üçünü de tanıyorum. Hepsini tanıyorum. Ama hani böyle takip etmediğiniz insanı tipinden yargılayamazsınız ya. Karakter olarak bilmediğim için bu konu çok düşündürttü şu an beni. Ay o kadar kararsız kaldım ki böyle kaldım yani. Hiçbiri yapıyormuş gibi gelmiyor bana. Yani şimdi sosyal medyadayız. Kafalar diyeceğim ya. Ne bileyim çok deliler ya. Her şeyi yapabilecek kapasitedeler. Bilmiyorum kafaları da seviyorum bu arada. izliyorum da. Kurgu olayları yaşanmış. Çok şey bir soru ya. Reymen de olabilir. Neden kurgu yapsınlar ki ya? Zaten gerçekten sosyal medyada kötü şeyler yaşıyoruz arka planda. Kurguya gerek kalmıyor. Herkes herkesin arkasından bir şey söylüyor. Bu soruya öylesine bir şekilde sizin düşüncenizi merak ettiğim için kafalar diyorum. Evet, <laughs> siz de aynısını düşünmüşsünüz. %58 kafalar çıkmış, %10 Reymen, %32 Ruhi Çenet. Hangisi ileride TikToker olur? Cem Yılmaz, Ata Demirer, Beyazıt Öztürk. <laughs> Bu konuda da bir şey anlatmak istiyorum. Yani TikToker olan çok fazla oyuncu var böyle. Mesela şey ben geçen bir yayın açmıştım. Çok artık çok sık yayın açmıyorum ama mesela PK atıyoruz biz yayında. Kimle denk geldim mesela? Mandra filozofundaki adamla. Alaka yok anladınız mı? Ne oluyor oldum? Yayın açmış ve yayın yaptım adamla. Şok oldum. Mandra filozofuyla. Dedim ki oha. TikTok'u çok platform olarak küçümsüyorlar aslında. Diyorlar ki işte şöyle bir platform. işte TikTok'urlar şöyle böyle. Aslında evet. Allah sinek git şuradan ya. Bir şey konuşuyorum. <laughs> TikTok öncesinde böyle hani eğlencesine çekildiği için böyle videolar çekiyor. Boyun kırmalar, atmalar, dökmeler. ayrıyetten yaşlı teyzeler, amcalar böyle platformu kullananlar da var. Ama bunun dışında sadece playback yapıp öyle eğlencesine çeken tayfayı bunlar yüzünden kötü gösteriyorlar. Hani diyorlar ki TikTokçuma ayı, TikTokçuma ayı. Yani herkes aynı içeriği çekmediği için ben bu düşünceyi yanlış buluyorum. Çünkü gerçekten TikTok'ta uğraşıp da süper içerikler çeken insanlar da var. Yani böyle ağzım açık izliyorum anladın mı? Film çekiyorlar sanki. Tiktokurluğu küçümsemeden bu tayfadan bir de mandra filozofuyla yayın yaptığım aklımda bulundurarak bir kişi seçiyorum. Beyazıt Öztürk olabilir bence ya. Sanki o yaparmış gibi geliyor. O da neden biliyor musunuz? Şimdi mesela benim kurduğum bağa bakın şimdi. Şimdi bak izleyin. Beyazıt Öztürk program sunuyor değil mi? Mehmet Ali Erbil de program sunuyordu. Mehmet Ali Erbil her gün TikTok'ta yayın açıyordu bir ara. Yani oradan giderek Beyazıt Öztürk demek istiyorum çünkü Cem Yılmaz cık, yapmaz ya. Ata Demirer de yapmaz. Belki komik içerik çekmek için yapabilir ama ben Beyazıt Öztürk diyorum. Bakalım siz ne dediniz? Aa Ata Demirer. %16 Cem Yılmaz, %66 Ata Demirer, %18 Beyaz türk. Bilmiyorum ya ben böyle düşünüyorum. Siz öyle düşünüyorsunuz. Sonuçta aynı düşünmek zorunda değiliz değil mi? Hangisi sahte ayakkabıcı profilinden stalk yapıyordur? Oy 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 oy. Seren Serengil, Sıla, Dilan Polat. Bu soru açık. Ama Dilan Polat yok ya. Dilan Polat kendi hesabından bakar. Öyle bir kırık. Çok efsane bir kadın ya. Bilmiyorum çok seviyorum Dilan'ı ya. Seren Serengil, Sıla. Çok tanımıyorum yine ama Seren Serengil demek istiyorum ben bu soruya. Neden bilmiyorum. Sanki o böyle daha çok çektim. Yani sarışın diye mi öyle düşündüm herhalde? Bilmiyorum. <laughs> Dilan Polat'ın %48, Sıla'nın %6, Seren Serengil'in %46. Nasıl Dilan ablayı seçersiniz ya? Bilmiyor musunuz kadını? Kadın sosyal medyada bağırıyor. Enginimden uzak durun diye. Kadınlara neler neler diyor. Dilan abla direkt açık şekilde oynar. O yüzden yanlış düşünüyorsunuz bence. Hangisinin telefonunun şarjı daha çabuk bitiyordur? Danna Biliç, Enes Batur, Uzun Makarna. Ben bu soruya Danla Bilic değil bence. Enes mesela aktif değil artık. Bence evet uzun makarna ya. Her gün aktif ya böyle. Durman Han'ın story TikTok'u bu şu. Yayın falan açıyor her gün bir de bence uzun makarna diye düşünüyorum. Aa Danla Bilic demişsiniz. Çok aktif o da. Ben niye onu düşünmedim ki? Hangisini bir yaz dizisinde görsen yadırgamazsın. Berfu Yenenler, Damla Altun Elvin Nevinler. Elvin zaten oyuncuydu. Evet. Çok önceden bir oyunda, bir oyunda yalnız bir filmde mi dizide mi ne oynamıştı. O yüzden biliyorum. Yani sanki bana Elvin'miş gibi geliyor. Çünkü Berfu ve Damla Altun influencer değil mi? Onlar oyunculuk yaptı mı hiç? Değil mi? O yüzden Elvin'i görsem yadırgamam büyük ihtimalle ama diğerlerini gördüğümde de yadırgamam. Ama sadece öncesinde bir geçmiş olduğu için Elvin daha çok ağır basıyor şu an bende ve siz de öyle düşünmüşsünüz. Evet. Ben çok eğlendim yaparken. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, de bildirimleri açmayı, YouTuber olmak böyle bir şey çok seviyorum ya kanal kapanışını. Yorumlarda da kendi düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Nasıl buldunuz videoyu? Yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Bakalım. Hepinizi çok çok öpüyorum görüşürüz <laughs>